Merhaba sevgili dostlar. Savaş Ayla A takımına hoş geldiniz. Bir böyle ateş başı muhabbetler. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bugün esprili bir giriş yapmak istedim. Bu arada bu bahaneyle de Savaş'a yanmış olduk. Allah rahmet eylesin diliyorum kendisine. Bugün sabah 8'den beri poligondayız. Bugün yanımızda Atar firmasından Özkan Turaslı Bey var. Hoş bulduk. Hoş geldin Özkan senin abi. Olmak çok güzel. Yalnızca o kısmı çok hızlı geçtim Melih. Hani böyle sabah saat 8'den akşam saat 9.30'a kadar güneş altında hafif yağmur aldık. Evet. Sandalyede hafiften kestirdik. sadece ateşte pişmiş köfte ve yanında sadece ekmek. Evet. Onunla bizi karnımızı doyurdun. Gerçekten müşekkiriz. Yani harika bir bizi ağırladın. Eyvallah. Beni ağırladın. Ya. Çok sağ ol. Çok onur ettin. Teşekkür ederim. Vallahi biz de bu kadar böyle geç olacağını, uzun süreceğini beklemiyorduk. Sabahtan beri dediğin gibi bayağı bir efor sarf ettik. Ama güzel işler çıktı. Gerçekten yani güzel işler çıkardığımıza inanıyorum. Sayende. Ben firmanızın verdiği destek için de teşekkür ediyorum. Yani bu sen ürünü bizim için buraya yani denememiz, test etmemiz için getirdiniz. Ben çok memnun oldum gerçekten. Yani bizim için yani büyük bir onur oldu. Onur ettiniz bizi. O onur ve keyif bize ait Melih. Şöyle söyleyeyim. Silahta bazı uzmanlıklar vardır. Yani bir hafif silahta, bir tabancada ya da bir piyade tüfeğinde. Aynı zamanda ben av camiasında da bir 12 kalibre işte shotgunların ya da işte o 12 kalibre 36 ya da 20 kalibre tüfeklerde. Daha sonra av ve sportif atıcılıkta kullanılan yiğili tüfeklerde. Senin hem takipçin hem de senin o konudaki yeteneğinle bu tüfeği buluşturmamız lazımdı. Yani bizim buraya bu tüfeği buraya getirmek aslında bir görev. Ben çok öyle teşekkür ederim abi. Özkan teşekkür abi. Ederiz. Ben bu tüfeği İDEF fuarında ilk çekmiştim. Öyle mi? Hani evet bir tanıtım böyle ufak bir şey çekmiştik. Aa. Ama arada kaldığı için pek şey olmamıştı. İşte o videodan sonra işte burada hem deneme şansına eriştik hem evet. detaylı bir inceleme şansı bugün bulduk gerçekten. Aslında. Aynen bayağı çok, güzel. Çok attık. Evet. Kaç mı atmışızdır toplam? Vallahi abi 100'den fazladır diye tahmin ediyorum. Yani sadece sıfırlama için 30 civarıydı. Aynen. Hani sonrasında denemek için farklı metrelerde attık. Doğru aslında yüzü ya yüzü çok az geçmiştir ya da aynen 100 yani. Kadar evet. falandır yani. Hani evet. saymadık boş kovanları topladım ben. Evet. Bir gün oturup sayabiliriz. Bir de şey kaç çeşit mermi kullandık? Makine kimya vardı. Ya genelde yerli vardı, yabancı da vardı. Bir evet. 4 markayı kullandık galiba. Sterling, Sellor, Bellot ama en çok atışı GGG ile yaptık. Çünkü evet. bu tüfek bir atış tüfeği olduğu için evet, elimizde de GGG'nin atış mühimmatları vardı. Onlarla daha çok atış yaptık. Güzel sonuç verdi. Evet, hepsinde gerçekten. Güzel sonuç verdi aslında. Aynen. İstediğimiz ya, sonucu verdi, beklediğimiz sonucu yani verdi. Yivli tüfeklerde herkesin bildiği gibi her tüfeğin seçtiği bir fişek mermi var. Yani bu tüfekte gerçekten Sierra, GGG, Sierra ile gerçekten güzel bir grupman yaptı 100 yard'ta. Evet. Yani bunun videosunu da yakında yayınlayacaksınız zaten. Evet, çok çok yani, güzel. Yani ben şöyle söyleyeyim. Beni performansı şaşırtmadı ama gerçekten çok sevindim bir kez daha. Emin olduğumuz bir tüfekti. Evet. Dağılımından emin olduğumuz bir tüfekti. Bir kez daha ispatladı. Bu dürbün ve bu çatal ayağı kullandık yine. Güzel sonuç verdi. Farklı evet. açılardan attık. Farklı uzaklıktan attık. Dediğin gibi farklı marka mermiler kullandık. Hatta şu da var. Günün sabahın çok erken saatinde attık. Öğlen sıcağında attık. Evet. Hava tam kararmadan önce attık. Ben buraya geldiğiniz için gerçekten tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Bu tüfek de gerçekten güzel bir tüfek olmuş. Üzerinde yapılan değişiklikler demeyeyim. Bu tüfek sıfırdan yapılmış bir tüfek. Ata firması ilk yerli av tüfeğini yapan firma. Evet, birçok konuda aynı zamanda diğer av tüfeği o 12 kalibrede, süperpozede, çiftelide de birçok evet. konuda ilki taşı, ilki evet, imza atan bir firma. Türkiye'nin ilklerine imza atan firmalardan kesinlikle. Bir tanesi. Ben de bugün gördüm. Biz de Ata Turku'ya kullanıcısıyım. Ben av yapmıyorum. Ben sade keyif için evet, atış 200-300 metre. Hani
bulunduğumuz bölgenin el verdiği kadar. Beni hiç durmadın, hiç durmuyorsun zaten. Yok o kadar değil. Ben dinlenirken bile kulaklık taktım. Yok. Abi de yani böyle. Mühimmatlar pahalı. Yani çok gelemiyorum açık söyleyeyim. İşim gereği, hani ailem gereği çok vakit ayıramıyorum. Hani vakit bulduğumda da elinden geldiği vakit kadar tadını, tadını acısını çıkarıyoruz diyelim. Yani ben bir Turqua Gen 2 kullanıcısı olarak yani dediğim gibi av yapmıyorum. Bu tüfekte de gerçekten çok böyle farklı gözle görünür değişiklikler var. Yani mesela bir atıcı olarak bu tüfeği neden almalıyım ben? Öyle sorayım. Ya, evet. Ya aslında şöyle söyleyeyim. Tabii şimdi diyeceksin ki Turqua'm da var. Evet. Bu tüfek hani niye ben almam gerekiyor? Yani atışla alakalı. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Turqua kendi şeyinde, kendi klasmanında harika bir yivli av tüfeği. Evet. Ben bazen işte makine kimyaya satışa sunduğumuzda bana da çok soru geldi. İşte ya biz bu tüfeği avda kullanabilir miyiz? Tabii ki bu tüfekle av yapılabilir. Yapılmaz evet. diye bir kural yok. Yani 5 kilogram ağırlığında bu tüfek evet, ve 112 var. Santim uzunluğunda. Yani böyle bir 130-140 santim uzunluğu olan çok uzun ya da böyle daha 6,5-7 kilo ağırlığında olan bir tüfekle tabii ki av yapılabilir. Yani isteyen buna gene çatal ayağını, monopotunu ya da işte tripodu takıp atış bir keçi avına gidebilir. Bu ayrı bir şey. Yani bir evet. ağırlığı çok etkilemeyecekse yani çok fazla gidebilir. Yani çok ama, çok fazla bir hani ağırlıkta yani ne bileyim genelde domuz avı dışında işte evet. diğer avlarda zaten dediğin gibi çatal ayakla veya tripodla, monopotla veya hani farklı bir şekilde destek alarak atış yapıyorlar. Evet. Tek domuz avında biraz hani ergonomik olmayabilir hızlı olduğu için. Evet. evet ama şöyle söyleyeyim bolt kolu falan mekanizmanın çalışması falan gerçekten çok rahat. Yani evet. hızlı atışa imkan sunabilecek şarjör şekilde. Şarjör çıkarma evet. mandalları sol sağ. Evet gerçekten. Sorunu yanıtlamak istiyorum aslında. Sorun yarım cevapsız kalmasın. Ya şöyle söyleyeyim. Anlatım videosu da çektik. Seni takip eden arkadaşlar oradan da eminim göreceklerdir. Şimdi birinci sırada bir namlu yüzüğümüz var. Evet. Bu namlu yüzüğü çıkartılarak İngilizce kelime kullanmayı çok sevmesem de. Ben de. Hem İngilizcesini hem Türkçe. Önce Türkçesini söyleyelim sonra İngilizcesini evet. söyleyelim. Namlu frin dediğimiz bir sistem var. Yani evet. Atın yatağında patlama, yanma ve fırlatma işlemi olduğunda mermi çekirdeği namlu yolunu takip ettiğinde en çok tüfeğe yarattığı baskı ya da tüfeğin atış pozisyonu dağıldığı an çekirdeğin namludan çıktı. Bunu sen evet. de çok iyi bir atıcı evet. olarak biliyorsun. Namlu freni yani muzzle brake dediğimiz evet. bir sistem takıldığında bu nasıl diyelim şahlanma mı diyelim evet, ya da şahlanmayı ikinci atış pozisyonu daha hızlı geçmeyi aynen. sağlayacak atış hattını bozmuyor sistem. Yani evet aynen atış hattında evet. Bir stabilizasyon sağlıyor diyelim bir stabilitör diyebiliriz aslında bir nevi ülkemizde ne kadar yaygın olmasa da bu muzzle brake yani bu tarz namlu ürünler freni. Namlu evet. freni ama yeni yeni işte teknolojiyle evet. işte silah severlerin bu tarz yenilik yaptığı yeniliklerle çoğu hobici kendi yapıyor neredeyse işte evet, bu elinden gelen arkadaşlar. Hani silah tamircileri, silah ustaları da bu tarz ürünler yapıp artık piyasaya satıyorlar. Tabii kendi deneyimleriyle ama gerçekten bu bir güzel bir yenilik yani. Kesinlikle hani kullanıcılar öyle. İçin. Evet. Namlu da oldukça etli ve kalın atış tüfeği olduğu için bu da bir... Evet bir ağırlık olması evet. lazım. İkinci de hani bu tüfeği atış olarak niye ben almalıyım ya da niye seçmeliyim dediğinde ikinci özellik olarak da şunu söyleyeceğim. Glass padding özelliği. Hmm. Yani bunun Türkçesi nedir tam hani vardır mutlaka bir kaplama. Yani namlu ve gövde arasında ya da kabze tarafına gövdenin kabze tarafında bir macunumsu bir tabaka var. Yani bu özel da bir namluya uzun mesafe atışında gene bir avantaj olarak geri dönüyor. Yani buradaki tabii ki bir hareketlenme var ama bu bir uzun mesafe atışında gene ciddi bir avantaj. Bu bir evet. sistem ve bunu çok az tüfekte uygulanan bir sistem. Ve tamamıyla nasıl biliyor musun Melih? Yani bu yani tüfek tabii ki bir teknoloji. Yani her silah bir teknolojiyle evet. üretilir. CNC'si vardır, çeliği vardır.
özel ahşap tarafı vardır, polimer tarafı vardır vesaire emniyet ama tarafı bu var, emniyet tarafı vardır. Aynen öyle ama burada tamamıyla şey var. Yani bir ustalık var burada. Evet. Yani nasıl diyorsun? Bir el mahareti var. Burada çok özel bir kaplama. Evet. Bu da bir iyi bir özel. Çünkü birçok modelde yurt dışında ya da yurt içinde bu özellik yok. Soruna cevaplam bir devam edeceğim. Hani seçmeliyim tarafına devam etmek istiyorum. Dipçik tarafı. Burada adaptör sayısı fazla. Sen de görüyorsun. Evet. Karanlıktan şöyle yaklaşarak sayacağım. 5 tane. 5 tane. Evet, 5 tane. Daha emin olayım. Burada yani atıcının boyuna göre opsiyonel bir değişikliğe gidebilir. Yani kabza yanak evet tüm modellerde evet. Olan bir şey ama asansörlü. şu açı bugün seninle çok atış yaptık. Evet. Hem de yatarak yaptık. Hatta ayakta da yaptık atışı. Evet. Senin hazır atış için hafif destek olması için kullandığın bir torbacık var. Evet. Oraya da pat diye oturdu. Yani bunu bir burasını şu açıyı bir yere yaslayabilirsin. Destek sıkıştırabilirsin. Yani bu şu tarafı şöyle sol elinle evet. Daha kolay evet. Atışta. Yani şöyle aynen elinle kavrayıp yani gerçekten yani şöyle söyleyeyim. Yani atış için yapılmış bir tüfek tasarlanmış. Evet. Ayarlı yanaklık, asansörlü. Ondan sonra şu gerçekten şarjör düşürme sistemi hem sağlı evet. hem sollu. İki taraftan da şarjör çok rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Ve kesinlikle. Çelik bir şarjör görüyorum ben üzerinde. Çift çok sıra güzel. Beslemeli. Yak 10 kapasiteli. Kesinlikle. Ondan fazla alıyor ama yani yapı olarak şey olarak Turkuag N2'den hakikaten farklı. Gerçekten kullanımı atış yani hedef atışı için ben söylüyorum. Dediğim gibi av yapmadığım için. Ben tüfeği gerçekten beğendim. Bugün kullandım, test etme imkanımız oldu. Bayağı bir atış yaptık. Yani benim gördüğüm kadarıyla... Evet, performans seni mutlu etti yani. Değil mi? Ya ben profesyonel bir şey değilim yani. Hani keskin nişancı veya şey değilim. Ben hobici bir insanım. Ben keyif evet. için vakit buldukça silah sever bir insanım. Atış yapıyorum, av yapmıyorum dediğim gibi. Hani benim beklentilerimi karşılıyor. Adam keskin nişancıdır, işte askerdir bilmem nedir. Onun beklentisi farklıdır. Askerde kullandığı silah evet, farklıdır. Sportif, yani bu tamamen sportif. Yani bu beklentiyle tüfek, alakalı. Yani evet aynen öyle. Ateşimiz bizi yakmaz değil mi? Yok yakmaz. Ateşimiz yakmaz değil mi? Yok yakmaz. Tamam, peki. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi... Sen de tabii ki çok mütevazisin ama senin harcadığın ya da attığın mermi bugünle hani yıla vurursak aslında sen de hobinin ötesinde yani ben sana bence kendi kanımca profesyonel bir atıcı olduğunu söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim bu tabii ki hobi olarak alıp atış yapabilirsin. Evet. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı problem yok işte belli periyotlarda ama bu practical tactical ürünüyle daha profesyonel atışlar da yapabilirsin. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Gerekli değişimleri yaparsan işte namlu freni bir defa uzun menzile atışla alakalı 0.20 mua çok büyük bir avantaj. Sen de biliyorsun. Bir yer evet. çekim gücü çekirdeği her zaman çekecek. 0.20 mua uzun mesafe atışa daha yukarı yönlü bir açı yarattığı için bu da bir avantaj. Evet. Bu da bir avantaj. Yani daha profesyonel bir kullanıma da gelebilir. Evet. Senin gibi tüm gün atış yapıp hobici olduğunu düşünen bir arkadaşım da tüfekten çok büyük keyif alabilir. Evet. Yani ben performans bugün işte 100 yardta performansını görünce gerçekten grupmanı yani bayağı güzel evet. bir grupman var. Tabii bu atıcıyla da alakalı. Havayla, o anki şeyle. Evet. Yani bu kişiye göre de değişiyor. Ama yani gerçekten üzerinde çalışılmış, uğraşılmış, emek verilmiş. Gerçekten hani emeğin karşılığında güzel bir ürün çıkmış ve başarılı bir ürün olmuş. Ben cidden çok memnun oldum. Yani bizi bir böyle nasıl diyeyim? Ürünle buluşturduğunuz, ürünle buluşturduğunuz için yani İstanbul'dan kalktınız, geldiniz Eskişehir'e. Burada misafirimiz oldunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben dediğim gibi yani üründeki kalite
Gerçekten çok güzel olmuş. Emeğinize sağlık Beni, diyorum. Veremeyeceğiz sana. Yani fabrikaya geri götüreceğim. Hani dokunuyorsun, evet. Çok beğendin performansından. Çok evet. Memnun kaldım ama genelde böyle tanıtımlarda silah getirdikten sonra fabrikaya geri götürmek evet. Gibi bir hani sorumluluğumuz var. Tanıttım evet. Şeyi çekiyorlar genelde böyle ürün hani ürün bizde kalıyor falan muhabbeti vardı. Evet, yani evet. Yani maalesef ki ürünü fabrikaya götürecektiniz. Gerçekten. Ben kaldığım yerde de sen bu kadar konuştuktan sonra tüfeği kaldığım otelde odaya da alıyorum zaten. Bence artık de. Arabayı da bildiğim için bu riske giremeyeceğim. Yani. Yeniden fabrikaya geri götürmemiz lazım. Evet. Ama ne zaman istersen seve seve senin için kardeşim her zaman geliriz. Eyvallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Ata firmasına buraya işte bizim için getirdiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Muhabbetiniz, sohbetiniz de gerçekten güzeldi. Bayağı keyifli bir gün geçirdik. Sabahın erken saatlerinden bu yana hani sadece bu değil farklı şeylerimiz de oldu. Denemelerimiz, çekimlerimiz de oldu. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, teşekkürler. Ama şöyle söyleyeyim, bir teşekkür birilerine gitsin o zaman. Ata Silah'ın çok güzel bir, çok genç, çok dinamik bir Ar-Ge kadrosu var. Evet. Ve gerçekten değişime çok da hızlı ayak uydurabiliyor. Ben de senin nezdinde oradaki arkadaşlarıma, kardeşlerime teşekkür edeyim. Çünkü gerçekten çok kafa evet. Patlatıyorlar. Bir de sürekli onlar kafa patlatırken araya pat diye giren fabrikada biri var. Sürekli giren öyle söyleyeyim. Yani, bu... yani şey yapıyorlar yani bayağı bölüyorum çalışmalarını ama gerçekten çok güzel sonuçlar evet, çıkartıyorlar. Gerçekten gayet Harun güzel Harun Bülü'ne teşekkür edelim burada. Evet. Yani hani beğenmeyenler farklı yorumları olanlar olacaktır elbette ki ama sonuçta açığız, ortada bir emek var. Tabii hani, kesinlikle. Önemli olan hani şöyle söyleyeyim insanların geri dönüşleri de bence önemli. Hani bunların kayla alıp evet. Üzerindeki hani bu feedbacklerle kesinlikle. Daha güzel hani tabii son ki. Kullanıcıya daha profesyonel bir silah sunabilmek de önemli. Yani bu gerçekten inşallah bu şeylerle aldığınız feedbacklerle daha iyi, daha kaliteli, daha yenilikçi evet. Ürünlerle piyasada olacağınıza inanıyorum ben. Melih ben sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Biliyorsun Ata Silah'ın da yaptığımız iki tane keskin nişan tüfeği daha var. Evet, ALR'li, AKR'li. Aynen öyle. Bunlar ben... tamamıyla askeri ve devlet unsurları tarafından kullanılan, beğenilen, evet. Test edilen silahlar. Biz orada senin biraz önce söylediğin konuya gelmek gerekirse yani hani o silahın test edilmesi, kullanılması alanda ve daha sonra o doğru geri bildirimle biz o tüfeklerde çok revizeler yaptık ve evet. Çok harika sonuçlar aldık. Yani o tüfeğin bu kadar iyi olması iki tüfeğin de o multi kaliberin ki Türkiye'de ilk tek. Evet, o da bir. ALR'de de birçok sadece bizim kullandığımız, bizim Ar-Ge'mizin yaratmış olduğu özellikler var. Orada geri bildirim, sahadan gelen geri bildirim biz çok kullandık. Evet, onlar da. O yüzden biraz önce söyledim. Ben yani evet. O değişimi ayak uydurma, Ar-Ge'nin bu çok önemli bir şey bence. O evet. Değişime hem kulağı kapatmamak lazım. Tabii ki şöyle söyleyeyim, aynı hem değişime hem de geri gelen bildirime kulağı evet. Kapatmamak lazım. Bu bence bir silah firmasının da yani üretim yapan çok ileri götüren bir evet. Şey yani. Öyle yani üretim yapan herkesin evet, sahadan evet. Gelen feedbacklere yani kesinlikle. Geri bildirimlere hani kulak asması, onları dinleyip bir şeyler yapması gerçekten güzel. Yani ALR, ASR'yi de İDEF fuarında incelemiştim. Hatta o zaman da demiştim bunları sahada denemeyeceğim. Sana getirmeyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sabah 8 saate bakmak istiyorum. 9.45 saniye 32, 33, 34. Yarın da buradayız. Pazartesi evet. De buradayız. Melih tüm günümüz böyle mi geçecek ya? Valla ben de yani seve tabii seve yani, bunları denemeyi ha. İsterim yani. Yani hiç de zoruma gitmez yani. Sabahtan akşama kadar yani hazır bir fırsat bulmuşken, böyle bir imkan bulmuşken hani sonuna kadar sömürmek isterim açık söyleyeyim tabii yani. Tabii dostum peki bir şey söyleyeyim yani hep böyle 12 saat ve üstü mü yapacağız? Hani her ben sana silah getirdiğimde 12 saat ve üstü sabah öğle akşam sadece mangalda pişmiş çok güzel bir köfte ve ekmek vallahi ekmekle bugün mi böyle gideceğim? Oldu biraz böyle hazırlıksız yarın gibi oldu. Merak. Yarın ne? Yarın getirden söyleriz abi. Reklam gibi buraya oldu ya. Buraya getirirler mi? Valla getirmezlerse gider kendimiz alırız. Bulabileceğiz. Bir de o sesten dolayı bize ulaştırabileceklerini zannetmiyorum. Yani ben de ama zannetmiyorum. Ama o kapıdaki yarınki çayı o kapıdaki sudan yapalım.
Olur abi. Market suyunu, aynen. O sudan çay yapalım. Orada kaynak suyu, poligonun girişinde evet, kaynak suyu var. Evet. Oradan demleriz abi, sıkıntı yok. Çaydan yana şey yok, çaydanlığımız, her şeyimiz var burada. Aha. Melih, benim tüfeği almam lazım. Tamam. Ben teşekkür ediyorum abi sana. Aynı son zamanda gidip dinlenmek istiyorum. Yani mümkünse evet. Şey yapalım mı? Kapatalım. Aynen aynen abi. Muhabbet uzadı, arkadaşlar sıkılacak evet, zaten. Senle, yok yok, söyle. Şaka bir yana. Bir sürü atıcıyla çalıştım. Bir sürü silah denedik. Ama sana şöyle söyleyeyim, hepsi harikaydı. Hepsiyle çok güzel zamanlar geçirdim. Evet, abi. Bir sürü dostlarım var. Onlara da buradan selam söyleyeyim. Ama evet. Senle bugün tüm gün atış yaptık. Ve çok farklı kalibrelerde, o tüfekten bu tüfeğe, o tabancadan bu tabancaya da geçtik. Şöyle söyleyeyim, seninle vakit geçirmek harikaydı. Ben. Bu arada bir yeteneği var. Gizli bir yetenek arkadaşlar. Neymiş o, benim bilmediğim Melih şey. Harika hedef yapıyor. Bugün kullandığımız çelik hedeflerin tamamı Melih'in kendi tasarladığı, bulduğu hedeflerdi. Hatta bugün beni biraz trap çalıştırdı. Bir dakika, ondan bahsedelim. Bugün beni trap çalıştırdı. Kendi yaptığın plak fırlatma devirlen. Mükemmel bir teknoloji kullanmış. Hemen kısaca anlatmak istiyorum. Gerçekten harika bir teknoloji. Öndeki çelik hedefi vuruyorsunuz. Arkada mancınık gibi bir şey var. Onu düşüyor. Vurduğun çek. Sonra traptaki plaka yukarı çıkıyor, onu vuruyorsunuz. Evet. Muhteşem iş. Ya işte tebrikler. Bu iş hani dediğim gibi abi, hobicim, sevdiğim için. Hani çok iyi bir atıcı. Yani ben kendimi çok iyi bir atıcı olarak görmüyorum. Elimden geldiği kadar atış yapıyorum. Hani şey yapıyorum. Böyle şeylerle uğraşmak da hoşuma gidiyor. Severek süper, yapıyorum. Harika. Hani elimizden geldiği kadar bir şeyler yapıyoruz. Abi ben buradan sana ve Ata Silah çalışanlarına, Ata Silah firmasına tekrar çok teşekkür ediyorum. Birinci öncelik kesinlikle güven. Bugün bütün aynen. gün atış yaptık. Dedim, bir sürü fişek attık. 9 mm atıldı. 308 attık. 4 farklı markayla ve hiç istemsiz bir patlama ya da bir namlu süpürme olayımız, hiçbir şeyimiz yok ki her şeyde hazırlıklı geliyoruz. Evet, sağ olsun Erkan da bize çok büyük bir teknik destek sağladı bu yönde. Gerçekten çok disiplinli bir, yani böyle şey konuşuyoruz, yayvan konuşuyoruz ama çok disiplinli atışlar yaptık. Evet evet, gerçekten. Bu da en önemli şey güvenlik. Seninle vakit geçirmek çok keyifliydi. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni buraya davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben de geldiğiniz için teşekkür ederim. Yarın pazartesi bütün gün beraber olacağız gene. Onları da ilk İnşallah teşekkür ederim aslında. İnşallah. Gerçekten çok sağ ol, teşekkürler. Evet sevgili dostlar, size Ata Turka PT ile ilgili güzel olduğunu düşündüğüm bir video hazırladık. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Tüfekle ilgili sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmadıysanız abone olun artık bir zahmet. Lütfen. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle güzel videolarla inşallah hani yapılmamış ilklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.